Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Clarity Box isimli 3D yazıcıları kablosuz olarak kullanma imkanı sunan bu aksesuarı inceleyeceğiz. Şimdi beni takip edenler bilir, ben özellikle böyle 3 boyutlu yazıcılar konusunda farklı şekiller ürettim. Bugüne kadar kanalımda hatta işte incelemeler yaptım, video incelemeler yaptım. Aynı zamanda 3 boyutlu bir yazıcı alınır mı alınmaz mı gibi soruların da yanıtını vermeye çalıştım sizlere. Tabii şimdi 3 boyutlu yazıcıların şöyle bir sıkıntısı vardı arkadaşlar ki birçoğunda var bu durum. 3 boyutlu yazıcıları ne yazık ki böyle çok farklı bir şekilde kullanıyoruz. Standart bir yazıcı gibi değil onlar. Yani mesela bilgisayarda Ctrl P yaparak çıkış alamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? İşte Slicer diye bir uygulaması var. Genelde bütün yazıcılar böyle çalışıyor. Önce onda Slice yani dilimleme yapmanız gerekiyor. Daha sonra dilimlenen dokümanı işte micro SD ya da SD karta yüklüyorsunuz. Yazıcıya o kartla beraber taşıyıp ki yazıcıların üzerinde öyle bir kart yuvası var. Oraya takarak kullanıyordunuz. Tabii ki buna çözüm de geldi. Birçok markada kendisi üretiyor. Clarity de üretmiş. Böyle bir kutu. Bu kutuyu alıyorsunuz. Uyumlu olan ki Clarity'nin birçok kendi modeliyle uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Bir cihazı kablosuz da kullanılabilir hale getiriyor. Ama bu kısmen bir kullanım. Şimdi onun detaylarını size anlatacağım. Önce kutu içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle minik bir ürün zaten. Bunun detaylarını koyacağım size ekranda. Şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz tutayım. En azından buraya bir netlik yapsın cihaz. Böyle küçücük bir minicik bir kutu. Böyle nasıl anlatayım, bir access point gibi bir şey bu yani, küçük bir şey. Bununla beraber kutusu da şöyle zaten. Bu kutudan neler çıkıyor? İki tane, bir ucu standart USB tip A dediğimiz, diğer ucu da micro USB olan kablo ki ikisi de aynı. Burada kablolar bile güzel ha. Yani örgülü falan kablo yapmışlar. Hoşuma gitti. İki tane çıkıyor bu kablodan. Bir tane de böyle mini USB'yi micro USB'ye çeviren bir adaptör çıkıyor. O da küçücük bir şey. Öyle eski belki modellerde, eski yazıcı modellerinde muhtemelen böyle ama bendekilerin hiçbir tanesi böyle değildi mesela, onu söyleyeyim. Ki benim kullandığım yazıcılar CR6SE vardı bir tane. Bir tane de 200B modeli vardı. İkisini de kullandım. İkisinde bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi cihazın bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Ön tarafında LED ışıklar var. Bu ışıklar tabii güç verdiğiniz zaman çalışıyor. Şu anda burada görünmüyor ama ben detaylarda ışıklı halde sizlerle paylaşacağım. Arka tarafta iki tane tip A çıkışımız, yani standart USB çıkışımız. Bir tane güç girişimiz ki o da micro USB olarak güç veriyorsunuz. Buradan gücü verdiğiniz zaman ki bu telefon adaptörü olabilir ya da benim yaptığım gibi mesela ben şöyle bir powerbank'tan güç almayı tercih ettim. 220 voltla uğraşmak yerine bir powerbank üzerinden de USB kablosuyla güç sağlayabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. Bir de Ethernet bağlantımız var. Bu Ethernet bağlantısına isterseniz kablo olarak da cihazı bağlayabiliyorsunuz. Arka taraftan baktığımızda sağ yan tarafta bir micro SD kart yuvamız var. Bu önemli. Neden önemli? Buraya bir kart takmak mutlaka gerekiyor. Çünkü dokümanları vesaireleri buraya kaydediyor. Bir de reset deliği var. O reset deliği 10 saniye bastığınızda ki kurulum sırasında bu işlemi yapmanız gerekiyor. Cihaz resetlenmiş oluyor. Cihazın özellikleri bu şekilde. Kurulumu ve kullanımı nasıl, birazcık ondan bahsedeyim. Tabii kurulum için önce bir, dediğim gibi, bir micro SD kart takmanız lazım. Ben buraya da zaten yazıcıda kullandığım bir micro SD kart vardı. Onu taktım. Daha sonra gücünü verdik. Gücü nasıl veriyoruz? Az önce bahsetmiştim ama bir kez daha bahsedeyim. Burada zaten input yazan yerde bir micro USB bağlantımız var. Oraya taktığımız zaman herhangi bir micro USB kablosu kutudan çıkan da yapabilirsiniz. Ucuna da bir adaptör bağlayabilirsiniz. Telefon adaptörü olabilir ya da benim yaptığım gibi bir powerbank da bağlayabilirsiniz. O şekilde güç açık hale geliyor. Daha sonra kalan öteki kabloyu da buraya normal bağladıktan sonra bunu da bir yazıcıya bağlıyorsunuz ve kuruluma başlıyorsunuz. Kurulum için Clarity Cloud isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor telefonunuza. Ona bir üyelik açmanız gerekiyor. Üyelik açtıktan sonra Add Device diyorsunuz ve bu cihazı ekliyorsunuz. Bundan iki tane var bu arada. Bu birinci sürümü. Bir ikinci sürümü var. Kafanız karışmasın. Siz birinciyi eklemeniz gerekiyor. Birinci sürümü olarak bunu gösteriyorsunuz ve adımları takip ederek, yani o size diyor ki işte şuraya bas, şu Wi-Fi'ye bağlan çünkü bunun kendi bir Wi-Fi alanı var. Oraya bağlan. Daha sonra bulunduğun yerdeki hangi Wi-Fi'ye bağlanmak istiyorsun? Şu Wi-Fi'ye diyorsun. O Wi-Fi'ye şifresini giriyorsunuz. Tabii kablosuz bağlanmak istiyorsanız, yani kablolu bağlanacaksanız, bulunduğun yerde kablolu bir bağlantı olabilir. Şu arka taraftaki Ethernet yuvasını, kablosunu taktığınız anda itibaren zaten internete bağlanmış oluyorsunuz. Ben kablosuz ayar yaptım. Benim ekranda gösterdiğim, ki şuradan bir yerden koyarım ben onları, bir yandan anlatırken bir yandan siz de görmüş olursunuz. Görüntüleri ben tamamıyla kablosuz ağa bağlanarak aldım. Çok zor değil bu arada. Ben daha zor olmasını bekliyordum. Yani bir 5 dakika içinde falan bütün bu işlemleri yapıyorsunuz ve cihazın kurulumu hazır hale geliyor. Peki kullanımda nasıl? Bir tane baskı aldım hatta CR6SE üzerinden. O baskı da şurada. Fena da olmadı bu arada. Bunu Clarity Cloud'un kendi içindeki şeylerden aldım. Orada bir sürü bu arada
İstediğiniz gibi çeşitli modeller var. Kendi modelinizi oraya yükleyebilirsiniz ya da lokalinizde varsa, yani telefonunuzun üzerinde varsa onu da bir doküman olarak yine Creative Cloud'a yükleyip oradan da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Baskısını alabilirsiniz vesaire. Slice edebiliyorsunuz. Aslında aynen bilgisayarda yaptığınız birçok şeyi uygulama üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte katman kalınlığından tutun da dolgusuna kadar, efendim mesela support olsun ya da olmasın, yani destek olsun olmasından tutun da diğer ayarlara kadar bütün ayarları görebiliyorsunuz. Yazıcı ile ilgili bazı ayarları da görebiliyorsunuz. İşte nozzle sıcaklığı, tablo sıcaklığı, eğer ışığı varsa led ışığı açıp kapama, kafanın yerini hareket ettirme, sağa sola yukarı aşağı vesaire yapabiliyorsunuz. Böyle işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. 200B modelinde daha fazla böyle bir detay gördüm. O daha çok müdahale edebiliyorsunuz belli şeylere. CR6S'de bir iki bir şey tam olarak çalışmadı ama genel olarak hani birçok şeyi kullandım. Hatta bu baskıyı da CR6S'de aldım arkadaşlar. Fena da olmadı. Bu arka kısmı birazcık garip oldu ama normal oradan kendi üzerinden aldığım baskıdan da çok da aşırı bir fark olmadı. Gayet güzel bir şekilde kablosuz olarak baskıyı aldım. Bu arada baskı alırken cihazın kendi ekranında, yani yazıcının kendi ekranında herhangi bir şey görünmüyor. Sadece ısıyı görebiliyorsunuz. Yani nozzle ısısını ve tablo ısısını görebiliyorsunuz. Hani normalde baskıyı alırken size işte şu kadar kaldı, şu kadar başladı falan gibi bilgiler veriyor. Bunu uygulama üzerinden görüyorsunuz. Uygulama zaten size söylüyor. Şu kadar layer var, şu kadarı basıldı, şu kadarı basılacak gibisinden. Şu kadar dakika oldu diyor. Toplam baskı süresi de bu olacak diyor. 3 aşağı 5 yukarı ona yakın bir değerde bulmuş oluyorsunuz. Bu kablosuz cihaz sayesinde arkadaşlar uzaktan, evde olmasanız bile uzaktan herhangi bir yerden yazıcının durumunu görebiliyorsunuz. Baskı süresini vesaire görebiliyorsunuz. İsterseniz durdurabiliyorsunuz, istiyorsanız pause edebiliyorsunuz, istiyorsanız tamamen kapatabiliyorsunuz. Hatta eğer destekliyorsa, elinizde öyle bir webcam varsa, H264 formatında ve USB'den güç alan bir webcam'iniz varsa arkadaşlar, bu kutu üzerinden o kamerayı da kontrol edebiliyorsunuz ki iki tane USB bağlantısı var dedik. İşte o bağlantılar sayesinde o kamerayı da kontrol edebiliyorsunuz. Bende bir webcam vardı ama onu çalıştırmayı başaramadım ama Creality'nin kendi ürünü var. O olsaydı muhtemelen webcam'i de çalıştırdım. Webcam niye işe yarıyor diye soracak olursanız belki. Hani baskıda bir sıkıntı oldu mu? Çünkü size bu cihaz uzaktan bazı bilgileri veriyor ama filament almamıştır, ne bileyim nozzle tıkanmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Orada oluşacak sorunları kameradan görüp anında müdahale edebilme imkanı da sunuyor bu kutu. Bu da güzel bir özellik olmuş. Yani dediğim gibi ben kamera tarafını deneyemedim çünkü bende öyle bir kamera yoktu. Eğer destekleyen bir kameranız varsa, ki Creality'nin kendi modelleri olduğu gibi az önce söylediğim teknik spekleri karşılayan bir kamera varsa onu da buraya takıp kullanabiliyorsunuz. Son olarak bu ürünle ilgili söylemek istediğim konu şu. Aynı anda iki cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için iki tane çıkışı var dedim. Bu iki çıkışa farklı cihazlarda bağlayabiliyorsunuz. Özellikle böyle bu işi profesyonel olarak yapanlar için aslında güzel bir cihaz bu. Neden? Bir tane kutu alıp iki tane farklı cihazı kontrol edebileceksiniz. Uzaktan işte kamera bağlarsanız kameralar yardımıyla da en azından kontrolünüzü gerçekleştirebilecek. Bence bu güzel bir özellik olmuş. Çünkü bu tarz ürünlerin bence 3D yazıcının en büyük sıkıntısı bu uzaktan kontrol edilememe sorunuydu. Bu kutu bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ama tabii ki şu anlama gelmiyor. Doğrudan doğruya bilgisayar üzerinden bir kablosuz olarak baskı şimdilik alamıyorsunuz. Cep telefonunuzdan Creality Cloud uygulamasını, yani Creality'nin bulut uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Orada bir sürü, herkesin, insanların yüklediği bir sürü model olduğu gibi kendiniz de modelinizi oraya yükleyebiliyorsunuz ya da lokalinizde bir model varsa uygulama yardımıyla yazıcıya gönderebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler, hoş özellikler olmuş. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa da kesinlikle ve kesinlikle önerebileceğim bir ürün olmuş. Creality Box. Son olarak ürünün fiyatından da biraz bahsedeyim. 400-450 TL civarında satılıyor. Piyasada farklı fiyatlar bulabilirsiniz. Tabi dolar kuru değişiyor. Ben bu videoyu çektiğim tarihteki rakamları söylüyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde fiyatlar artmış olabilir. Ona bir şey diyemem ama 400-450 TL civarında bir etiketle bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Bence eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa çok pahalı bir rakam değil. Alınır ve rahat bir şekilde kullanılır diye düşünüyorum. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Creality Box ürünü sizlere anlatmaya çalıştım. 3 boyutlu yazıcıları kablosuz olarak uzaktan kontrol etmeye yarayan, aynı zamanda baskı almanızı da sağlayan çok güzel bir cihaz olmuş. Donanımsal bir çözüm olmuş. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma aboneseniz de diye düşünüyorum ama aramızda olmayanlar da var. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal ağlardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.